Halil Reşat Piyasalı herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Bugün 17 Mart Salı 2020. Evet, dünya çok büyük bir süreçten, bir salgın hastalık sürecinden geçiyor ve tarihe tanıklık ediyoruz. İnanılmaz bilgiler geliyor. İnanılmaz bilgilerden kastım her yerden önemli bilgiler geliyor, abartılı bilgiler geliyor. Aynı şekilde hiç tabiri caizse umrunda olmayan, abartılıyor da deniyor. Ama insanoğlu belki de geçmişe şöyle dönüp bakıldığında en büyük salgınlardan birini yaşıyor. Belki tarihin tanıklık edebildiğimiz anlamıyla baktığımızda en büyük salgınlarından biriyle karşı karşıyayız. En son tabii çok ciddi bilgiler de geliyor. Yani resmi bilgilere baktığımızda, geçmişteki tarihten gelen bilgilere baktığımızda da en son 100 yıl önce İspanya'da İspanya gribi olarak geçen 1918 yılında herhalde 2 yıllık bir süreci kapsayan salgın döneminde yaklaşık 50 milyondan fazla insanın öldüğü söyleniyor. Hatta bugün birkaç yerde de görmüştüm. Öyle bir takım araştırmalar yaptığınızda çok rahat ulaşabilirsiniz. Çünkü müthiş bir bilgi akışı var. Wikipedia da açık, oradan da bakabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. İşin vehameti, işin önemi çok dikkate değer almak gerekiyor. Zaten görüyorsunuz, tarihte olmayacak derecede bir insan hareketi kısıtlanmaya başladı. Bu çok önemli. Bu da iyi bir şey. Sonuçta neden tarihin en büyük belki de salgınlarından biri olarak bakalım diyecek olursak, benim kanaatim geçmişte insanlar bu kadar bilinçli, duyarlı değildi. Bu kadar bilgi akışı hızlı değildi. Şimdi bilgi akışı hızlı, duyarlı insanlar var. Her zaman abartan da veya hiç dikkate almayan insanlar da olacak ama ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakılınca ben insan olup bu çağda düşündüğümüzde oransal olarak hastalanma, hastalığa yakalanma, büyüme oranları, istatistiksel rakamlara baktığımızda ölüm oranları, bunları karşılaştığımızda gerçekten eğer bu kadar bilinçli, kontrollü bir süreç olmamış olsa belki de tarihin en büyük virüs salgınından bahsediyor olacağız. Ama kontrol altına alınacaktır umarım ki. Çünkü herkes çok duyarlı. Duyarlı olmaya başladı en azından. Tahmin ediyorum ki burada insanoğlu yenecektir. En az zayiatla atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu vesileyle de ben tabii ki hayat devam ediyor. Yine sık sık ifade ediyorum. Ne kadar insanın yani canı istemese de veya bir yerde motive olamasa da gene de hayat devam ediyor. Olabildiğince ben de paylaşımlarımı yapmaya çalışıyorum. Sabah yayınlarımı belki bu şekilde arada devam edebilirim. Olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Gün ortası ve akşam yayınlarımda kapalı devrede devam edeceğim ama sonuç itibariyle olabildiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İlginiz için de teşekkür ediyorum tabii ki. Şimdi dolar endeksi. Bakın dolar endeksinde biliyorsunuz ki şu düşüş trendi başladı da ben daha çok şundan bahsetmeye çalışıyordum o dönem. Düzeltmedir bu. Ortalamaları belli noktalar var. Oralar kırılması halinde senaryo değişebilir. Dolar ciddi bir düşüş sürecine girebilir. Orada Amerikan faizlerindeki düşüşle birlikte artık tablonun değiştiğini tamamen doların çünkü doların verdiği faizle euronun verdiği faiz karşılaştırması yaptığımızda eşitlendi. Hatta daha dolar değersiz durumda bu anlamda. Talep çeken euro bazlı veya euro talep çekebilir demiştik ki son dönemde bundan sık sık bahsediyoruz. Hatta ben dolarda acaba bu dönemde bir geri çekilme olur mu, bir dönüş olur muyu sorgularken şunu da demiştim. 5.80-5.70 ihtimali var dolarda. Ben hala o beklentimi koruduğumu söyleyebilirim net olarak. Çok kısa vadede değil tabii ki. Onun yorumunu da yapacağız. Ama şunu da söyledim arkadaşlar. Şunu da paylaşıyorum. Çünkü maalesef bazı insanlar var ki o insanları cennete koysan o insanlar orada durabilecek insanlar değil. Çünkü cenneti bile karıştırarak mutlu olabilecek insan tipleri var. Bunu da Tanrı böyle yaratmış. Onu bana değil Tanrı'ya sormak lazım.
Ben de her zaman sorgularım zaten. O insanlara da gerçekten kızmıyorum, kızmamaya çalışıyorum. İnsani tepkiler verebilirim, çok normaldir. Ama şunu söylemek istiyorum. Orada şunu da söyledim ve söylüyorum. Dolar bazlı veya dolardan çıkmak isterseniz euroya dönün. Euro bazlı, burada videolarım da var. Videolarımda da paylaşıyorum bunu. Ben açıkçası günlük en son birkaç videomda paylaşmıştım. Şimdi bunu da böyle gösteriyorum ki gösterme nedenlerinden biri kendi Türkiye'de insanlar kendini ispat etmek zorunda veya kendi açıklamak zorunda hissediyor. Bakın. Euro dolardaki hareketin devamı burada euro yukarı çekmeyle açıktır. Yani dolar azaltıp euroya geçmek sürecinden zaten bahsediyorduk ama euro dolar. Bakın yani bunu o tarihte söylüyoruz. Bunu 20 Şubat'tan itibaren söylüyorum. Çünkü neden 20 Şubat'tan itibaren? Bakın burada trendler yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Artık yavaş yavaş döndükten sonra 22, 23, 25 Şubat'tan itibaren euro bazlı derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani dolar endeksi düşecek, euroya geçmek daha mantıklı. Ha bu noktadan da ne demiştik? Bu noktadan da gram altından çıkmak, hatta ons altından çıkmak gerekliliğinden bahsetmiştim. O zaman fiyat kaçtı? 335. Bakın şuraya bakın. 332. 335 bu bölgelerdeydi ve dolardan çıkma dolardan çıkıp euroya geçmekte fayda var. Hatta gram altından bile çıkabilir yorumlarımızı ben her gün paylaşıyorum zaten. Paylaştım zaten. Şu bakın dolar endeksinin şu yükseliş trendinde doların kademe kademe tatlı tatlı yükseleceğini söylediğimi de herkes biliyor. Geçmiş videolara bakmak lazım. Ha yani bu insanları cennete koysan da cennette mutlu olamazlar. Bu insanların yeri bu insanlar ancak ya kimsenin de cehenneme gitmesini istemek gibi asla böyle bir şey olamaz. Ama maalesef bu insanların mutlu olacağı yer orası, başka bir şey değil. Yani çünkü bu insanlar mutluluğu kötülükte arayan ve bu insanlar mutluluğunun ötesinde bu tür şeylerden beslenen insanlar ya da çok az ceviz yiyen insanlar, başka bir şey diyemem. Çünkü ya dinlemeden trollük yapıyorlar gerçekten. Yani şöyle ben alttaki yorumlara bazen bakıyorum. 20 tane yorumun 18 tanesi, 19 tanesi hatta abartmıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok değer veriyor arkadaşlarımız. Ben de size de değer veriyorum. Onun için de olabildiğince bazen paylaşımlarımı devam etmeye çalışıyorum. Ama düzenli bir şekilde sabah, gün ortası, akşam yapmaya çalışıyorum kapalı devrede, ama arada da bu paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Şimdi buradan yola çıkarak bahsetmiş olduğum konu euroya geçmenin daha avantajlı olacağıydı. Dolar bozuyorsanız, illa bir şey istiyorsanız veya dolar bozup euroya geçmekte fayda var derken bunu söyledim. Ve söylediğim de zaten ortada. O biraz önce dinlettiğim video kapalı devrede yaptığım çalışmaydı. Ama zaman zaman da bunu paylaştım. Açık devrede de paylaştım. Bir dönüp insanlar bakarsa görecekler. Dolayısıyla şu anki duruma baktığımızda ben buradan bir tepki ihtimalinden zaten bahsediyorduk. Bir düzeltme ihtimali. Evet, bahsedildi. Şu an dolar endeksi sanki biraz daha dolar endeksi lehine gelişiyormuş gibi gözüküyor. Ama ne demiştik? Bakın sıkışacaktır. Yukarı aşağı bu bölgede sıkışacak. Belki 99, aşağıda 97. Bu bölgede biraz sıkışacak. Şu anki durum sanki biraz daha bir yukarı gitme eğilimi, ya tepki, şu düzeltme sonrası bir tepki eğilimi içinde olsa da benim haftalıklar bazında baktığımda bir denge bölgesinde biraz daha sıkışıp yataya dönecek izlenimi var. Evet. Bu da önümüzdeki günlerde euro dolar endeksinde şu tepe, bakın. Şöyle en basitinden şunu yapmanızda fayda var. Eğitim niteliğinde de olsun. Hala nasıl bir düşüş var. Eğer şu ortalamaları önümüzdeki birkaç günlük süreç içinde aşağıya zorlayacak olursa, ki zorlayabilir mi? Zorlayabilir. Biraz hafif yukarı yaptıktan sonra tekrar bir zorlayacaktır. 97'ye tekrar geri çekilmeler kısa sürede normal. 97 bakın aşağıda. Önemli destekken 97'nin hemen altı. 99'un biraz üstü de direnç. Bu bölgede sıkışacağından bahsediyoruz bir süredir. Şu an için bu hareket devam ediyor. Hafif de olsa yukarı yapsa da sonra tekrar geri çekilecektir. Ve bu hemen şuraya dönmek istiyorum. Pardon, bu arada özür dileyerek greyfurt suyumu da içiyorum. Greyfurt çok iyi arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani
Dreyfus çok kişi sevmez ama sağ olsun eşim hazırladı. C vitamini diyorlar ya. Tabii başka bir şey daha var. Hasta olduktan sonra değil, hasta olmadan önce belki de bunları kullanmak gerekir ama dikkat ediyoruz tabii ki. Herkese Tanrı sağlık versin. Şimdi Euro dolar paritesinde de, pardon, Euro dolar dedik ama USD. Hemen hızlı bir şekilde piyasaya döneceğiz. Bir girizgah yaptıktan sonra. Günlük trend. Bakın arkadaşlar, günlük trend şu an için ortalamasının altında olduğu için bu bölgede biraz sıkışacak. Aynen dolar endeksinde olduğu gibi. Dolar endeksi biraz yukarı yaparken euro dolar biraz daha sanki aşağı eğilimli gibi ama 60 günlük çok aşağıda. Zaten bu düzeltmeyi de bahsetmiştik günlük yorumlarımızda. Bu bölgede bir denge bulmak isteyebilir. Haftalığa dönüp bakıyorum. Haftalıkta şu anki duruma baktığımızda euro dolar paritesi hala çok güçlü. 1.1150'lerin üzerinde kaldığı sürece, hatta yani volatilitenin yüksek olduğunu düşünecek olursak, tarihi volatiliteler görüyoruz. 1.1080 üzerinde kaldığı sürece euro dolar paritesinde yön yukarı olmaya çalışacak. Ama şu hareket önümüzdeki süreçte ya bu hafta daha güçlü bir hareket gelmesi gerekir ya da birkaç hafta içinde bu bölgeleri test edip birkaç hafta içinde daha güçlü hareket görme ihtimalini gösterecek. Şimdi günlüğe dönüp baktığımda, evet, 4 saatliğe dönüp bakıyorum. 4 saatlikte de evet, yukarıda da 60, yani 1.12'lerin biraz üstünün direnci olabileceğinden bahsetmiştik en son yorumumuzda. Çalıştı. Aşağıda da 1.11'in bir destek. Yani 1.10.80, 1.11. Bu bölge şu an için yatay bir harekete girecek. Bu tabloya baktığımızda, bizim Excel tablomuzda sağ tarafta ilk iki kademe destek, sol tarafta ilk iki kademe direnç olarak. Bu aralıkta sıkışan bir seyir göreceğimizi düşünüyorum. Yani ilk mavi ile ilk kırmızı arasında seyreden bir tabloda sıkışacak parite gibi gözüküyor. Bu aralıkta da alım satımı nereden yapabilirsiniz? Saatlik, 4 saatlere bakarak yapma ihtimaliniz var. Şu an için sıkışma devam ediyor. Haftalıklar, aylıklara baktığımızda euro doların 1.11, 1.11.50 bu bölge üzerinde günlük haftalık kapanışı devam ettiği sürece hareketin yukarı gitme ihtimali isteği artacaktır önümüzdeki günlerde. Peki dolar TL'de durum nedir diyecek olursak, dolar TL'de şöyle dönüyorum. Aylıklarda hala güçlü. Haftalıklara dönüp baktığımızda haftalıklarda hala güçlü. Günlüklerde benim şöyle herhalde satış verdi. Bakın şu çok kişinin daha da 5'leri beklediği süreçte şu yükselişler ve şuradan itibaren de artık benim sistemimin de çalıştığı 5.70'ten itibaren güçlü alışların gelebileceği ama kontrollü güçlü yükselişler. Hatta şu, bakın şu satışı bile söylediğimi, geri çekilmenin alış fırsatı olacağını, her gün düzenli bir şekilde trende çok güzel gideceğini, gittiğini, kademe kademe gideceğini, 6.25-6.30'lara kadar gidebileceğini söylemiştik herhalde. Bu düzeltmeyi de söylediğimi söylüyorum. Şu yükselişin satış fırsatı olabileceğini, 5.75-5.80'leri konuşacağımızı, gelebileceğini söylediğimde, geriye dönüp o arkadaşlar geriye dönüp bakmasını istemiyorum. Çünkü dediğim gibi o insanlar maalesef görmek istediklerini görüyorlar veya duymak istediklerini duyuyorlar. Veya onları dediğim gibi cennete koysan duymayacak, durmayacak insanlar. Çünkü orada huzur bulamayacak insanlar. Dolayısıyla bu trendin şu anki tabloya baktığımda ben açıkçası en kötü ihtimal 6.25-6.30'u geçmiş olması sebebiyle 6.26-6.30, bakın yalnız şurada da, hatta şu gün o büyük çöküş olduğu gün dakika dakika şu çöküşü söylemiştik ki o zaman 6.20'lerdeydi parite, 6.03 demiştik ki nokta orası görülmüştü, paylaşımımız olmuştu. Yani demek istediğim şu, 10 söylemimizden bir tanesi gerçekleşmiyorsa bu cennette huzur bulamayan insanlar ortaya çıkıyor. Ben bunlara troll demiyorum. Cennette huzur bulamayan insanlar. Maalesef böyle bir yaklaşım. Ve düzeltme geldikten sonra, evet dedim ki tekrar trend oluşmaya başladı. Tamam, sıkıntı yok. 6.26. Çünkü bunu söyledikten sonra en azından euroya geçilir
dediğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Zaten bu hareket en az euro kadar bir yükseliş oldu dolarda da. Hatta şunu da söyleyebilirim. Gram altını sattıysanız, euroya geçtiyseniz, gram altın prim yapmazken euro prim yaptı. Dolayısıyla bizim tespitimiz doğru çalıştı. Yani dolar satıp euroya geçin, altın satın derken, ya yani ben bunu satın yapın demiyorum tabii ki. Yorumlarımda bunu paylaşırken euroya geçmek lazım. Dolar satmak artık bir realizasyon olabilir. Gram altın aynı şekilde zayıflayabilir. Nerelere gelir bunu paylaşırken bundan bahsediyorum. Dolayısıyla tamamen teknik, tamamen istatiksel anlamda yapmış olduğum bir çalışma. Şimdi peki burada durum nedir? 6.26 şöyle alıyorum. Bakın üzerine koyuyorum. Çok basit bir yöntemle. Hemen hemen seviyesine ulaşmış durumda. Peki. Tabii hala hazırda 6.35'lere gelme ihtimali var mı? Var. Çok kısa süreli şöyle bir baktığımda, 4 saatliğe baktığımda uyumsuzluk var mı? Aşırı alım bölgesinde. Var ama hala dönüş işareti hala yok. Eğer önümüzdeki saatlerde 6.41.70 burayı aşağı kıracak olursa bir kar realizasyonu 60'a kadar, yani şu 6.35-6.34'lere kadar önümüzdeki günler için beklenebilir. Hemen buradan EUR TRY'ye. Ha geçmezse, orayı geçerse ne olur dolar TL, pardon. Yani burada tutunur, hala yukarıyı zorlayacak olursa nereye kadar gidebilir? Biraz önce o hedefi verdik ama hemen hemen oraya yaklaştı. 6.40-45'ler miydi? Şöyle bir daha bir alalım bakalım. Şöyle alayım. Böyle aldım. Üzerine koydum. Hemen hemen gelmiş. 6.47-6.50. Peki de geçmişe dönüp bakalım haftalıklardan. Bir referans seviye var mı? Gördüğüm kadarıyla bütün referans seviyeleri geçmiş. Yani anlamı nedir? Eğer buralarda geçtiyse şu bölgeye bakacağız. Hemen o bölgeye bakalım. O haftalık bölgede direnç olarak çalışan yerler var mı? Kademe kademe aslında burası geçildiği için 6.33'ün üstünde ilk etapta 6.46, 6.55, 6.73, 6.84. Kademe kademe bu ihtimaller var mı? Dediğim şartlar gerçekleşmediği takdirde evet bu istek artabilir. Ama lütfen dediğimi de bu arkadaşlar anlamaya çalışsın veya her gün en az bir avuç ceviz yiyebilirler. Durum bu. Çok fazla uzattım, farkındayım. Uyumsuzluk had safhada. Bakın uyumsuzluk had safhada, onu da göstermek istiyorum. Yukarı, aşağı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Aşağı. Ya bu, dikkat et, burada riskler var demek istiyor. Fiyat yukarı, gösterge aşağı. Riskler var demek istiyor. Ama ben benim kriterlerime uymadığı sürece bu gidilebilir ama pozisyon azaltımı şeklinde devam edilebilir gibi görüyorum. Bu anlamda da çok fazla hareketin sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum. Ama kriterime uymadığı sürece de net tamamen pozisyondan çıkmanın çok anlamlı olacağını düşünmüyorum. Şimdi buradan dönelim EUR-TRY'ye. Hemen dönelim EUR-TRY'ye. EUR-TRY'ye. Pardon. İlaç neymiş? Peçetem. Neyse. Burada da bariz uyumsuzluk var. Bakın. Nasıl? Uyumsuzluklar önemli diyoruz. Tabii ki önemli. Ama kriterlerimiz çalıştığı sürece fiyat yukarı gitmek isteyecektir. Mesela şu uyumsuzluk, bakın şu iki uyumsuzluk gördüğünüz gibi şu satışı getirmiş zaten, düzeltme. Bu uyumsuzluk, bakın, yani şöyle demek istiyorum. İlk uyumsuzluk, hay Allah, yine alamadım mı? Ben alamamışım, evet. Bu ikinci uyumsuzluk, bu birinci uyumsuzluk, şu birinci uyumsuzluk, şu birinci uyumsuzluk, şu satış gelmiş, dikkat et diyor. İşte bu ikinci uyumsuzluk, bakın, şimdi buradan bir satış ihtimali olabilir. Yani bu euronun biraz daha gerileceği anlamına gelir. Kısa süre. Ama sonuç itibariyle trend devam ediyor. Daha büyük resimden bakalım. Euro da benim direnç seviyem.
geçilmiş. Yani Euro'nun daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve kısa vadede şöyle bir hamleden bahsediyorum. Euro 7 üzerinde kaldığı sürece ki kalmak isteyecektir. Daha net konuşabiliyorum Euro açısından. 7.60'lar. Hemen bakıyorum. 7.55, 7.60'lar. Önümüzdeki süreçte hedef olmaya devam edecek. Günlüklere baktığımda çok kısa süreli günlüklerde bir uyumsuzluk var mı? Var gibi gözüküyor. Pek de 60 dakikalığa dönüp bakıyorum. Pek de şu an için kâr realizasyonu isteği yok gibi duruyor. Peki. XAUS'de. Pardon, bu arada sterlin dolara da şöyle bir bakalım. Günlük GBP/USD. Sterlin dolar. Ne demiştik? Ciddi bir geri çekilme içinde. İstek devam ediyor. Beklediğimiz hareket devam ediyor. Evet. Burada sterlin dolar da daha önceki referans seviye. Şu an için ara destek gibi gözüküyor. Burasının kırılma ihtimali artık var. Ben hemen haftalıklara dönüp bakarım bu gibi durumlarda. Çünkü öncesinde tabii zaten bakıyorum da bariz bir geri çekilme. Bu biraz daha şey anlatışa benziyor. Peki buradan nereye dönelim? Gram altına dönüyorum. Gram altında bahsetmiş olduğumuz XAUS'da altından gidelim. Ons altından gidelim. Ons altı şu an nasıl? Dün iyi bir tepki vermiş. Şu an 1500-1484 yer. Sabah 1519. Benim beklediğim aralık çalışıyor. Sabah da bahsettim. Dün de bahsetmiştim. Yani bu bölgede tutmaya çalışacak. 1500'ün altından alışlar gelir. En azından 1490 altına alışlar gelir. 1550'ye kadar bu hareket zaman zaman olabilir. 1550. Büyük ihtimalle burada sıkışma devam edecek. Yani olumlu manada bir tepki isteği var. Önümüzdeki tam anlamıyla bir dönüş olmasa da bu bölge, hemen şöyle alayım, bunu da göstermiş olayım. Yukarıda bakın 1550, şu saatlik 60 saatlik önemli direnç. Potansiyel hedef aynı zamanda. Şurası da şu an itibariyle bence iyi bir destek. Bu bölgede biraz daha tutulmak isteyecek. Zaman zaman tepkilerin devamını göreceğimizi düşünüyorum. Peki. Ki zaten ons altında biliyorsunuz şöyle hemen ons altında ne diyoruz? Ons altında ben geçen yıl geçen yıl Mayıs'ta 1283'ten itibaren rally'nin başladığını 1600-1700 üzeri görebileceğimizi hep söylüyordum. Geri çekilmelerinde alış fırsatı olacağını her fırsatta da şu düzeltmeleri sizlerle paylaşmıştım. En son biliyorsunuz şu 1690 gibi bir hedef vermiştik ki şu rally'nin başındaydık. Buradan satış geleceğini, dolayısıyla altında çıkmanın faydalı olacağını, her yükselişinde satış fırsatı olabileceğini sık sık dile getirmiştim. Şu çöküşü de yakaladığımızı. Ben günlük açık yorumlarımda da zaten paylaşmıştım ama günlük zaten kapalı devrede sabah, öğle ve akşam olmak üzere paylaşımlarımızı sizlerle bu noktada anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii kapalı devrede bazı şeyleri görmüyorsunuz. Şu rakamlardan bahsediyoruz. Düşüşten, yükselişten bahsederken günü yorumluyoruz. Dolayısıyla ben arada açık yayınlamış olduğum paylaşımlarımda insanlar doğal olarak bu düşüşü önceden söylediğimi veya şu yükselişi söylediğimi ama bunun fırsat olacağını, alış fırsatı, satış fırsatı gibi olabileceği paylaşımlarımı insanlar göremiyor. Tabii ben burada bunları paylaşırken, kapalı devre derken ne yapıyoruz? Aslında benim eğitimlerime katılan, eğitimimi alan arkadaşlara yönelik yapmış olduğum çalışmalar bunlar. Bu noktada şunu da görüyorum. Geri dönüşler gerçekten çok iyi. Beni çok daha mutlu oluyor. Çünkü ben yorum yaparken neye göre yorum yapıyorum? Nasıl yapıyorum yorum yapıyorum? Mesela bazı yorumları yaparken şimdi detay yapmıyorum ama o eğitimde yorum yaparken şuradaki oluşan figürlerin, şurada oluşan hareketlerin, birkaç indikatörün, zaman periyotları ne işe yaradığını, nasıl hareket ettiğini, hareket edebileceğini bunları zaten paylaşıyorum. Herkes teknik analizlerini en iyi noktaya taşıdığını bana gelen yorumlarda net olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kendinize yatırım çok da önemli. Hele bu zamanda iyi bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan gram altına gelelim.
da 1600'ün 6550'lerden bahsediyorduk o dönem. Şu an içinde o süreç devam. Gram altında demiştik 335-330'lar. 335 hedeften bahsetmiştik ki 338 görüldükten sonra artık burada da nokta olarak gördükten sonra. Bunu da aynı günlerde yapmış olduğum çalışmada bahsetmiştim. Şey içinde, gram altın içinde artık 200'lerin üzerinde başlayan şu ralliyi gün be gün oldukça paylaştık. Şimdi evet, hatırlıyorsunuz ne demiştik? 300'lere kadar geri çekilir. Kaç görüldü dün itibariyle? 299. Bugün nereden? 306. Şu an için bölgede sıkışacaktır. Hatta belki zaman zaman aşağı söz konusu olabilir ama sanki burada bir denge bulmaya çalışacak. Geri çekilmeler, 60'ın altındaki geri çekilmeler belki alış fırsatı olur mu? Veya gram altın daha aşağıda nereye gelebilir? Şunu şöyle bir alalım. Şu noktadan bakalım. 314. 314'ün altında kaldığı sürece biraz daha bu geri çekilme düzeltme devam edecektir. 300'lerin altından alış fırsatı olur mu? Hemen şöyle dönüp baktığımda 300'lerin altında nerede olabilir? 295. Evet, 295, 297 iyi bir destek bölgesi. Burada dengelenmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ha, yani biraz önce bahsetmiş olduğum gibi dolarını satanların euroya geçmesi ve aynı zamanda gram altında sattıkları için bakın gram altında şöyle söyleyeyim net olarak onu da paylaşmış olayım. 335 diyelim şöyle alalım bakın. %11'lik neredeyse düşüyor. Ya orada sattıysanız %10 bir kere o %11 gramın düşüğünden faydalandınız diyelim. Euro'ya geçtiyseniz bahsetmiş olduğum Euro'ya geçtiyseniz ki Euro'ya artık şuradan itibaren ayın 20'sinden itibaren 21'inden itibaren geçtiyseniz %9,5'da buradan getiri sağladınız. Yani en basitinden bu ne demek istediğimi biliyorsunuz. Ama sadece dolarda kaldıysanız bakalım. Ben sana güvenmiyorum Ali. Sana inanmıyorum diyerek, dolar düşmeyecek diyerek dolarda kaldıysanız benim o 6.20 bakın 6.18 6.20'den itibaren şöyle alayım. Kaç yapmış? %3.97. Peki biraz önce bahsettim. Euro %9'un üstünde getirdi ve aynı zamanda gramı satıp beklediyseniz de %10'da oradan yani %20'nin üzerinde neredeyse en basitinden bakkal hesabı kârdasınız. Demek istediğim cennette olmak istemeyen arkadaşlara, az ceviz yiyen arkadaşlara duyurulur. Çok sattım biliyorum videoyu. Euro dolar, altın. Bir de şöyle bir Brent'e bir bakalım. Brent'te tahmin ediyorum ki burada biraz daha tutunmak isteyecek, dip bulmaya isteği, hevesi olacak gibi gözüküyor ama 32-400'leri geçmesi lazım. Geçmediği sürece 27, 30'un altında 27 ihtimali devam edecektir. Ama şu an için biraz daha sanki burada tutunma isteği var gibi. Peki, bakıra şöyle bir bakalım. Bakıra dönüp baktığımızda bakırda bahsetmiş olduğum o düşüş devam ediyor. Ve gerçekten önemli. Dünya reel sektöründe daha da etkili olacak maalesef sıkıntıların devam edeceğini gösteren önemli bir gösterge. Zaten uzunca bir süredir bakırda düşüş beklediğimizi paylaştığımı söylüyorum. Pamuk için de aynı şeyleri söylediğimi net olarak herkes biliyor herhalde. Gayet beklediğimiz o geri çekilme süreci devam ediyor. Bir süre daha devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Evet, ben bu videodan sonra kapalı devre hisse senetleri endekslere biraz daha detaylı gireceğim. Kapalı devrede paylaşacağım ama bunu açık olarak herkese paylaşmış oldum. Herkese bol kazançlar, sağlıklı günler. Evet, gerçekten hepimiz en azından video çeken herkes bir kişiye bile sesleniyor olsa ne kadar insanlık için işin önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hepimiz kendimize çok dikkat edelim. Yani en azından tabii ki ben kendine iyi bak sözü gerçekten çok önemli, çok önemsiyorum. Kendimize iyi bakalım. En azından kendimizi koruyacak olursak başkalarını da korumuş olacağız. Bu hayatta böyle zaten. Eğer kendin mücadele edip bir şeyler yapıyorsan etrafındaki insanlara da faydan olur. En basitinden herkese bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.